kısa videomuzda sizlerle 5 adet hissenin teknik analiz çalışmasını yaklaşık 10 dakika içerisinde sunmayı düşünüyorum. Yasal uyarımız almak, satmak, tutmak size aittir. Video altındaki Binance referans kimliğimle %10 komisyon indirimiyle kaydolabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde analiz çalışmamıza geçelim. Evet. Koç Holding Bir günlük grafiğimiz ve Koç Holding grafiğimizi sıfırlıyoruz. Son tabloya bakıyoruz. Koç Holding ile ilgili bir trendten bahsettik. Tepeleri baz aldık. Destek noktası kırıldı. Sel pozisyonu alındı burada arkadaşlar. Sel pozisyonu oluştu. Buradan da bir satış onayı gelmiş oldu. Şu anda 29 bandına doğru bir yolculuk maceramız gözüküyor. Burası eğer test edilirse bir fırsat bölgesi olabilir. Hareketli ortalama desteklerimiz sırasıyla EMA 130 EMA 200 2692'den geçmekte an itibariyle. Yukarıda ise e, tüm hareketli ortalamalar zirve noktası neredeyse arkadaşlar 3260 bantları ki zaten bu alanın içerisine girersek tekrar trende dahil olmuş olacağız. Ta ki bu şekilde sağlanabilir İndikatörlere bakıyoruz. Henüz bir e, olumlu sinyal almış değiliz günlükte. Koza. Düzen kırılımının gerçekleştiği hissede hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. İndikatörlerimiz güçlü bir alım söz konusu. Mekti ve RSI uyumluluğu burada söz konusu. RSI'de düşen kırılımının olması bizler için önemli. Evet. Onay hareket için tekrar geri çekilmeler olabilir. 21-15 mantlarına doğru. Bu da yine olasılıklar dahilinde değerlendirilebilir. Yukarıda ise direnç seviyemiz ortalama 23-64 bantlarından geçmekte değerli dostlar. Devam ediyoruz. Diğer hissemiz Selçuk Ezza. Grafimizi yine sıfırlayalım. Selçuk Ezza'da da şurada oluşmuş bir olan bir alan var değerli dostlar. Bu alan içerisine gel git yapıyoruz. Fibonacci 10.67 değerinin üzerine atmamış, atmamız gerekiyor. Yine olumlu seyir için. Evet. 10.67 üzerine atmamız gerekir. Aşağıdaki destek noktamız 944 EMA 500 değeri arkadaşlar. Yine buradan trend anlamında baktığımız zaman majör trendi şu şekilde alabiliriz. Burada da EMA 200 bölgesinin pardon EMA 500 bölgesi test edilme olasılığı söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yatırımcının burada takip etmesi gereken iki nokta var. Ya bu bölge test edilecek. Yani ortalama 9.40 bantları ya da Buradan tekrar 10.67'nin üzerine atmamız gerekir olumlu sinyal için. Bu arada çok işlem yapma e, sağlıklı olmayabilir. Kırılım ya da destek dönüşlerini takip etmek gerekiyor. Global Yatırım Holding. Evet Global Yatırım Holding'deki son durum. MACD indikatörümüz ve RSI uyumlu. Ciddi bir hacim var mı bakalım burada? Evet Burada arkadaşlar boğalar girmiş diyebiliriz piyasaya alımlar toplu kripto para tabiriyle balinalar iş başında diyebiliriz trend anlamında bakalım hemen şuradan bir haftalık grafiğimizi açalım grafiğimizi sıfırlayalım evet şu sinyalleri kaldıralım trend anlamındaki son görüntümüz evet bir miktar daha geri çekilme olabilir. Bu noktalar şimdilik dip bölgesi olarak gözüküyor haftalık grafikte. 1.75 altı kapanış gelmediği müddetçe ikili dip aday olarak değerlendirilebilir. Buradan 1.75 dip seviye. Yukarıdaysa arkadaşlar ortalama 2.54 bantları olarak gözüken bir alanımız var. Hemen şöyle alalım burayı. 2.54 1.75 75 bantları şu anda takip edeceğimiz önemli destek ve direnç bölgemiz. Evet günlüğüne bakalım. Günlükte de zaten bir konsolidasyon e, evresi geçirdiğini görmekteyiz. E, burada yine tekrar ediyorum 1.75, 2.50 bandı bizim için önemli indikatörlerimiz olumlu. Tuğçelik sorulmuş. Tuğç LK diyoruz. Arkadaşlar bu tarz analizlerimizi takasla beraber güçlendirerek daha detaylı bir şekilde gün içerisi ve de akşam canlı yayınlarımızda chat ekranını kullanarak bizden talep edebilirsiniz. Çizimleri kaldırıyoruz yine buradan. Evet Tuğçelik haftalık grafik. Yani değerli dostlar her çıkışın bir inişi vardır. Onun için burada baktığımız zaman haftalıkta bakınız şu bölge bizim için daha önce direnç bölgesi olarak çalışmış bir bölgedir. Görüyorsunuz. Bu nokta artık aşağı doğru kırılmış. Burası riskli bölge olarak şu anda gözüküyor arkadaşlar. Şöyle güncelleyelim. Bakınız. E, burada tabii yukarı atak geliyor ama sonrası ki zaten burada muhtemelen uyumsuzluklar da vardır. Aynı dönem içerisinde. Sen burada yukarı doğru uçmayı e, bekler iken RSI'daki görüntünün yatay olduğunu, Mekli indikatöründe aşağıda kesişmelerin ne olduğuna şahitlik ediyoruz. Buradaki olası geri çekilmelerde tabii Fibonacci değerleri takip edilebileceği gibi Ana trendler de burada söz konusu. Bu ana trendler de yine takibe alınmalı. 10.25 burada hem ana destek bölgemiz hem de EMA yüzeye karşılık gelen haftalıktaki bölgemiz. Fibonacci değerleri anlamında bakalım. Fibonacci bize der ki bu noktada 0.618 bölgesindesin. Bir hareket olma potansiyelin söz konusu diyor arkadaşlar. Bu bölgeden şu anki tabloda Fibonacci değerleri üzerinde 12 bantlar üzerinde tutunabilirsek 13, 90, 15, 75 şeklinde yukarı doğru yönelebiliriz. Eğer X, A, B, C, D formasyonu oluşacaksa bu bölgeden öncelikli olarak yukarı doğru şöyle 18 bandı. Daha sonra tekrar 9, 40 bantları söz konusu olabilir. Şimdilik 12'nin üzerinde olumlu bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kariye. Evet kariye ile bakalım. Grafimizi yine sıfırlıyoruz ve destek hattında olan bir hisse gözüyle kareyi daha önce değerlendirmiştik hatırlarsanız. Majör bakınız ana destek bölgesindeyiz. Burada 14.40 bandı üzerinde kaldığımız müddetçe olumlu bakılabilir. 14.40'lar kırılırsa da aşağıda 11.63'lere kadar geri çekilme potansiyeli söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet teknik anlamda ana desteğe yakın olduğumuz hissede indikatörler henüz alım üretmiş değil değerli dostlar hareketli ortalama desteklerini ve dirençlerini kullanan arkadaşlarımız için yukarıda 1698 ma 100 seviyesinin olduğunu görmekteyiz hissede henüz 200 ve 500 günlük hareketli ortalama destekleri hissede oluşmuş değil çünkü hissemiz daha yeni bir hisse değerli dostlar tekrar görüşmek üzere kısa bir video yapmaya çalıştım. Evet 7 dakikada epey toparlamışız. Faydası olacağını düşünüyorum. Bu tarz kısa videoların devamı için yorum kısmına bekliyoruz arkadaşlar. Yine katıl hepinizi bekliyoruz. Ve Binance Forces referans kimliğimizi videonun altına yerleştiriyoruz ki %10 komisyon indirimiyle 7.24 kripto para işlemlerinizi 7.24 güvenle yapabilirsiniz. Bir diğer nokta FX firmaları adı altında sizlere yapışan sürekli sizleri rahatsız edenler olabilir. Bunlara elini veren kolunu kaptırır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani güvenli olanlara hiçbir şey demiyorum. Zaten burada %50 e pardon 50 bin lira bir teminatınızın olması lazım Türkiye piyasalarında. Ama yurt dışı piyasaları adı altında merdiven altı şirketler sizleri arkadaşlar dolandırabiliyor. Bu noktada dikkatli olun. İlla ki ben kaldıraçlı işlem yapacağım diyorsanız Binance borsasında 7.24 istediğiniz kadar kripto para mevcuttur. Burada kademe, e, sell ya da long pozisyonu için fx yapmak için, kaldıraç işlemi yapmak için tabi risklidir. Kaldıraç oranlarını mümkün mertebe düşük seviyelerde tutmanız tavsiye edilir. E, fx paritelerindeki gibi yüzde artık 1'e 500, 1'e 1000, 1'e 300 gibi değil de 1'e 5, 1'e 15, 1'e 20, maksimum 75, 100 zaten e, buradaki Binance borsasında e, yapmanız gereken uygulamayı indirip girişinizi yaptıktan sonra dilini İngilizceye çevirmek olacaktır uygulamanın değerli dostlar ve bu şekilde futures işlemlerini yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.